düştü. Gökhan'a tarif et, Gökhan anlatsın. Şey yapsın onu. Yüzüstü mü düştü? Yan mı düştü? Yan düştü herhalde. Yüzüstü mü düştü? Yan mı düştü? Gökhan yapacak onu. Özür dilerim kaleme attığım için. Şortaya getir. Tamam. Çekil Gökhan. Birine gelmesin de. Tamam. Nasıl düştü? Ya, tam olarak hani yan düştü herhalde. Yan mı düştü, öyle bir şeydi herhalde. Hı? Aynen. Yan düştü. Yan düşür. Mankenimiz bile dayanamadı artık. Kollarını götürebilirsin Gökhan. Fark etmez canım. Götür. Teşekkür ederim canım. Şu diğer kolunu da al lütfen. Bu şekilde mi düştü? Ya evet, böyleydi herhalde. Tamam. Götürebilirsin. Bu kadar attın. O taşı atmayla çocuk yan düştü. Yani öyleydi. Taşı attın. Çocuk yan düştü. Bu şekilde yere mi uzandı çocuk? Bir taşla. Ya, acısıyla evet yere uzandı abla. Bir taşla. Niye bir taş? Küçük bir şey mi? O, sen de fırlattın o taşı. Elime gelen her taşı fırlattım zaten. O anda fırlattım. Kafasına nasıl isabet ettirdin? Ya ben köy çocuğu. Sen yüzüne mi bakıyor, arkandan mı dönüyor? Ya, tam olarak hani şu diyemiyorum ama hani o an psikolojiden attım taşı hani. Getir tampon için şey getir. Gökhan getiriyor şimdi. Böyle yere düştü. Yan yattı. Bırak yanına sivil şortu, sağ ol Gökhan. O sırada baygın mıydı peki? Ya yaran acı çekiyordu. Acı çekiyordu. Evet. Kendinde miydi? Ya yarı sayılır. Konuştun mu? Ya o olan ne yaşadığım durumdan dolayı psikolojik hani gerçekten hani durum olarak hani tampon yapalım. Yapın abla. Ay dizlerim de kızımı böyle sürekli ayağımda sallamaktan Mina'yı. Yani sürekli 4 yaşına kadar sallayınca öyle ağrıyor ki dizlerim. Kusura bak. Şöyle. Tamam bir dakika. Burada tampon yapıyorsun. Şu anda tampon yapıyorsun. Bastırdın mı öne doğru şöyle? Ya bilmiyorum ben. Şöyle bastırdın mı öne doğru? Gerçekten hani şöyle bastırdın mı? Öne doğru bastır. Yan yatıyor ya. Hı-hı. Sen bastırdıkça öne doğru geldi mi? Yok ya. Hani o an gelişini gerçekten hani bastırdım geçti mi yani? Böyle bastırıyorsun. Bastırdın. Bunu aldın. Peki bastırdıktan sonra ne oldu? Ya işte uzaklaştım orada. Niye uzaklaşıyorsun? Niye ambulans aramadın? Çocuk yardım ihtiyacı var ve sen ona yardım etmek istiyorsun. İyi niyetlisin aslında. Olayın şokunda. Hani korkumla arayamadım. Ama yardım etmeyi de düşünüyorsun ve korkmuyorsun, yardım ediyorsun. Yani korkmuyorsun, yardım ediyorsun. Evet. Bunu bastırıyorsun buraya. Pantolonumda bak bir şey yok. Ben şimdi o sırada kafaya bastırıyorum. Çocuğun vücudunda bıçak şey yok. Ayağın şu bileğinde biraz var. Pantolonda kan izi yok. Yoktur abla. Pantolonu çıkardın mı o zaman? Pantolonun altında mıydı İsmail'in? Ya pantolonun üstündeki kıyafetler aynısıydı işte abla. Pantolon çıkartmaya yeltendi mi? Şu an o zaman öyle değildi abla. Ben yardım ediyordum sadece. O nasıl uzaklaştım gitti. Sen yardım etmeye niyetliysen Ser. Ambulansı yaramıyorsun. Aklına gelemez işte ya. Ya yardım etmek durum aklına geliyor ya. Canım. Yardım etmek aklına geliyor. O an gelmedi. Bunu aldım. Tamam kalktım şöyle. Üstüme giydim ben bunu. Ya benim üstüm başım nasıl kan oldu? Olmadı üstüm başım kan. Ya olmamıştır abla. Senin olmuş. Ya benim olmuş. Lede verelim. Verin arkadaşlar lede. Senin üstün başın nasıl kan olur? Bacakların nasıl kan olur? Buraya kadar nasıl kan sıçrar aşağı kadar? Çıldıracağım yani. Aşağı kadar ellere dikkat eder misiniz? Bunları da ayrıca konuşacağım sevgili izleyiciler. Eli de kan içinde ama senin elinde toz toprak yok. Nasıl yok abla ya? Bunu ben siyah beyaz yaptığım için öyle. Senin sadece parmaklarında var. Öyledir ablam, tamam öyledir. Ben sana gösterdim çocuğun ellerini. Zaten. Yok yok, beni doktor böyle toprak var. Toprak bir de bu ya. Şey beni o şeyi kısa kollu şortta bile hiçbir şey yok. Ölüm halinde beni hastanede gösterdiler. Seher bak, tampon yaptın, tamam tampon yaptın diyelim. Ama bacaklarının şu aşağı kadar uzanan kanı bana açıklayamıyorsun. Onu açıkladığın gün olay çözülecek. Açıkladım zaten ben abla. Seher'cim tampon yapıyorsun bir tanem, tampon yapıyorsun. Sen tampon yaparken senin şu bacaklarına
Arkadaşlar. Senin şu bacaklarına, şu aşağı kadar sevgili evet. Şuraya kadar sevgili izleyiciler, şuraya kadar. Seyri de göreyim lütfen. Göreyim seyri, öyle soracağım sorumu. Nasıl kan oldu? Anlattım ben onu. Anlatmadım. Bunu sorumu bize yanıtı vermek zorundasın. Nasıl kan oldu? Zorundayım valla. Verdim saati 10.30'da çektim. Boğuştuk bilmem. Şu bak neresinde? Attım. Ben gösteriyorum. Şu ayak arka tarafı var ya. Şurada, şurası bir kesik var çocuğun. Fotoğrafları gördüm. Bak şurada bir kesik var. Arka tarafında kesik var. Bu tarafta mıydı? Arka tarafta mıydı? Şu üç bilekte bir kesik var. Ama pantolonda kan izi yok. Yani şurada kan senin bacakların şuraya nasıl sıçradı? Bana bir izah eder misin? Şurasını kesmişsin. Şurasına nasıl sıçradı? Çocuğun altını burası kesilmiş. Çok hafif bir kesik var. Sıçramış ya Seher. Buradan öyle gözükebilirdi. Arkadaşlar o fotoğrafı bana bir gönderir misiniz lütfen? Bacağın yan tarafında. Gönderin bana fotoğrafı. Doğan'a gönder lütfen. O kan senin bacaklarına nasıl sıçradı ya? Kendine bakabilirsin saatlerce, bekleriz biz. Hatta ile de blursuzunu verebilirsiniz. Her blursuz görsün kendisini. İncelesin, belki bize söyler. Blursuzunu verir misiniz Lede? Hazırlayacaklar. Nasıl oldu Seher Okan? Bacaklarına kadar, aşağı kadar kan oldu. Gördün mü kendini? Ekrana veremiyorum, rutin kuralları gereği. Sence bu nasıl oluştu? Ellerini bu arada, onu daha sonra konuşacağım. Şimdi çünkü Özcan Bey hazır olmak üzere, bana söyleyin ona göre bağlanacağım. Hayır bir dakika, Pınar orada mı? Pınar'la konuşun. Tamam bana söyleyin, ona göre bağlanacağım. Siz bana söyleyin evet. Tamam. Bak ellerinde, onu birazdan geleceğim ama ben şu anda kandayım. Bacaklarında Seher, aşağı kadar ya sevgili izleyiciler, ekrana getiremiyorum gerçekten. Yani şöyle sanki sıçramış bir kan var yani. Sanki senin yanında çocuk dayak yemiş. Yok öyle bir şey abla. Gerçekten yok öyle bir şey. Buradaki kan nasıl oldu? Burası da senin nasıl oldu? Sen daha önce bize buradaki şeyin ağaca düşerek, ağaca çarparak olduğunu söylemiştin. Geçen günde İsmail beni dövdü, öyle oldu diyorsun. Hayır İsmail vurmadı. Kim seni dövdü Seher? Ama bana daha önce ki kayıtlarda, var hepsi bak çıkarırım onların hepsini. Çıkarırsa abla. Oradaki kayıtlarda aşağı yuvarlanırken tamam. Buradaki şey nasıl oluştu diye ben sana soruyorum. Ben sadece hani vurdu derken burnuma vurdu. Gelip de buramı vurmadı o. Onu demek istiyorum. Ya gelip de Faruk da diyor ki burnu kanadı diyor. Burnu kanadı, öyle oldu bu kan diyor. Faruk Efendi. Ya kanamış olabilir. Faruk Efendi her şey yeniden başlıyor. Bekle sen. Ben bir şey sorabilirim. Bir dakika dur. Bir dakika lütfen Akif. Bir hatırlamaya çalışıyor. Şu an ben onun farkındayım. Seher, o bacaklardaki kanın nasıl olduğunu anlattım abla, ben boğuşarak ve şey yaparak taş attıktan sonra herhangi bir başka hiçbir şey yok. Biraz tanıyorsam seni, şu an bir şeyler düşündün. Yok. Hadi biraz daha düşün. Abi ben düşündüm abla. Bak kendine. Bu fotoğrafın tamamını gösteriyorum şu anda, siz görmüyorsunuz arkamda. Hatırladı mı biraz? Anlattım gibi, başka hiçbir şey yok. Hani o boğuşurken sırada bıçak sakladığımda herhangi bir hani tampon yaparken bıçak izi çocukta sadece ayak bileğinde var. Çok küçük. Pantolonda da kan izi yok bu arada. Yani aklımda deli sorular yani. Ha, yok bacağında ama. Küçük kesi varsa biraz kan olması lazım.
O da küçük bir kesi zaten. O kadar senin üzerine ve bacaklarına fışkıracak kadar kan yok ki Seher'cim yani. Kan fışkırmadık zaten. O fışkırmış gibi değil mi ya? Bir daha izninizle ben bakacağım. Baksana Seher. Hadi diğerine verin arkadaşlar. Ya yani ben dönünce vermeyin. Tamam, ben bir bakacağım, bir dakika bakayım. Sakin olun. Bak. Bacaklarında... Çok ilginç ya.